Gamze Gelin'in çeşitleri kadar sunumları da bayağı farklı görünüyor. Çok şık bir masa olmuş. Baklavadan gözümüzü alamadığımızı söylememe gerek bile yok. Resmen iştahım kabardı. Önce göze sonra mideye hitap eden bu sofraya biz bayıldık. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Ama kokoreç çok güzeldi. Çok harikaydı. Vallahi tatlı. Yapan da güzeldi. Ama masamız da çok güzel. Güzel. Öyle değil mi? Çok şık, neler neler yapmış. Baksana. Basit biraz ama. Basit mi? Vallahi ben de birkaç... Bak ben masaya laf etmeyecektim de Aslan'ın birkaç bir şey var. Yok, ben yaptıklarına bir şey demiyorum. Ay demeyin, demeyin. Hayır, çeşit olarak saymayacağım şeyler var. Onun dışında şey değil yani. Çünkü ben kendi masamdan sonra... Bak yemeği eleştirmiyorum, o ayrı konu. Ama bir iki bir şey söylerim yani. E gelsin de söyleyin o zaman. Söyle. Hadi gel. Gamzeciğim. Gamze. Giyindim, kuşandım. Aa, kokoreçimizi de yaptım. İyi yaptım. Geldi. Masamızda kokoreçimiz de olsun dedin. Evet, evet, evet olsun. Nereye koyalım? Ay, yok, yok. Şöyle mi koysak? Şöyle koydum. O da olur. Ellerine sağlık. Öncelikle çok teşekkür ederim. Afiyetleri olsun. Çok tatlıştı. Bak İzmir'e geldik. Neredeyse 10 gündür vallahi buradayız. Ama bir kokoreç yemek nasip olmamıştı. Demek ki nasip senin elindenmiş. Bendeymiş. Evet, evet. Afiyetler olsun. Ellerine sağlık. Siyah bir masa örtüsü. Evet. Üzerine aynalı suplalar. Ve yemek takımların, siyah peçetelerin ve lezzetlerin. Nasıl olmuş hanımlar? Aslan'ın örtü çok şık olmuş. Evet. Supla çok söylemiştin zaten. Kullanacağını düşünüyordum ama güzel kullanmış. Yerinde evet. Kullanmış. Aynalı oluştu güzel. Evet. Ben güzelleri söyleyeyim. Bu da çok güzel. Evet. Ondan sonra ben başka bir şey söyleyeyim. Ben beğendim. Sofrasındaki uyumu beğendim. Beğenmedim değil. Ama çok basitti her şey. Biz onları yemek yemeden önce aperatif olarak atıştırıyoruz zaten. Hangilerini sen yaptın? Bir baklavayı ben açtım. Evet, gecenin bir yarısında Allah, iki tane bebeğimle zaten. Evet. Biri bir paçamda, biri bir paçamda. Masanın şahı olmuş. Gittim, ben sana onu söyleyeyim. Fırında pişittirdim sizin için. Aynen. Daha lezzetli olsun diye canım, taş fırında pişittirdim. Çok naziksin. Elektrikli fırın olmaz. Eline sağlık, kesene bereket canım benim. Onun dışında size turpotu yaptım, kereviz salatası yaptım. Havucu yaptım, arpaşehri, pancar yaptım. Bak bu ne? Şunu göstermek istiyorum. İçinde çikolata olan ceviz kurabiye. Sen mi yaptın? Yok, bunu arkadaşım Esra yaptı sağ olsun. Karşıyaka'dan buraya gönderdi. Ne diyorsun? Evet. Yalnız değerli izleyenler, bu doluydu. Evet. Bizim kameramanlar gelmiş gitmiş bunu vallahi yemişler. Ceviz gibi afiyet yediler. Olsun. Onlara var ya olsun. Onlar nasıl hak ediyorlar bunu biliyor musunuz? Kesinlikle. Bizim görünmeyen bir yüzümüz var. Evet. Bizim muazzam bir ekibimiz var. Şu anda bizi çekiyorlar. Evet. Onlara her şey feda olsun. Ben bir kere daha onlara teşekkür ediyorum. Gerçek emekçiler gözükmeyen arka kameranın arkasındakiler. Evet. Ben bunu arkadaşın adına... Esra. Esra Hanımcığım ilk bunu tadacağım ben çünkü kameramanlar iştahlı bir şekilde bakıyorum. Yedi. Tabii ki. İsteyen var mı hanımlar? Alayım ben de. Alabiliriz. Gerçi kokoreçten doyduk ama bir şeyler yiyelim. Tatlısı evet. Ama alın kızlar şöyle uzatayım. Ya ağzınızın tadını nasıl biliyorsunuz kameramanlar? Aslanım şu makarna gibi... Makarna ben o. Şeye değinmek istedim. Evet. Ben yani çok basit ya. Makarnayı böyle kadar çevirmiş. Bugün de çiçek herhalde banadır. Ben böyle alacağım. Herhalde banadır diye düşünüyorum. Markayı saklayalım. Evet. Oku kim bakalım. Kimmiş bu? Ah çok tamam. Pardon düşündük. Kim olabilir şu kırmızı gülü? Kim gönderir? Bugün o güzel yüzün kocaman gülsün. Işıl ışıl gözlerin enerjisi hiç eksilmesin istedim. Mutluluğuna ortak olup mutlu olmak istedim. Aynen. Sen benim gönlümün kazanısın, kazananısın. İyi şanslar Kerem. Yeah. Ay, Kerem Bey. Çok teşekkür ederim. Canım sevgili. Canım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen olmasaydın olmazdı çünkü. Gerçekten. Ne güzel. En maşallah. Büyük destekçim. Maşallah. Şöyle koy arkaya. Evet. Güzel güzel koyayım dursun. Ben. Ay ne güzel. Vallahi çok centilmen. Hepinizin eşleri çok centilmen. Öyledir vallahi. Hepsi yolladı. Aferin onlara.
Teşekkürler. Bu arada bu arkadaşım kurabiyeyi enfes yapmış. Değil mi? Ve çok meşakkatli, çok uzun zamanda yapılıyor. Ne tek tek, ben tek tek görselliğe, sunuma hakimim. Hı-hı. Arkadaşlarıma da önce gözleri doysun istedim. Gözlerine güzel gelsin istedim. Doğru. Artık siz hafif buldunuz, ağır buldunuz, o lezzetli buldunuz. Ama gözümüze sadece güzel geldi. Hiçbir doyuruculuğu yok. Doyuruculuğu yok. Sen şu masada doymazsan Allah yardım etsin. Vallahi öyle atıştırmalık gibi. Kokoreç geldi ya. Yani kokoreç mi? Yedirdim öncesinde. Sen daha... ilginç. Zaten... Gerçekten Pervin ya. Aslı Hanım yani çok bir uğraş verebileceği bir şey yok baklava dışında. Salata, sunumluk. Meze gibi ya. Yani biz yemeğin yanında... Bunu bekler mesela. Merak ya zaten arkadaşımdan böyle bir şey bekliyordum ben. Hı. Ama bizlere göre yani 3 gündür yarışıyoruz. Bugüne göre... Şimdi basit şöyle, sen basit diyorsun. Evet. İlk gün yarıştığın, işte kayınvaliden, annen, ablan vesaire yardım edenlerin vardı. Doğru mu? Bir önceki yani gün hazırlık yaptın. Doğru mu? Doğru. Çocuğun yok. Doğru mu? Tamam. Sen de ikinci gün. Şimdi bir saniye. Yalnız başına işte annenle, görümcenle vesaire birlikte yaptın mı? Yaptın. Bana da arkadaşlarım birkaç tane gönderdiler ki... Birkaç tane değil ki zaten bütün zor olanları arkadaşım yaptım. Tatlım zor olanı ben yaptım. İki bebeğimle yaptım. Bak wow. Bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Ama bunu o yüzden yani... şöyle bir şey var. Vallahi. Şu anda hani aranızda gerçekten en zorlu şekilde mücadele eden benim. Yörenize ait ne var peki Gamze Hanım masanızda? Ben İzmirliyim zaten. E ot var. Yani ot var. Ot var yersen oluyor İzmir'de. Yani torpil var İzmir'de. Doğru. Torpil. Genel olarak hepsi genel zaten. Aslında ben otu bile kendim topladım. Ben de evet tam karşıda aynen gördüğün arsadan topladım. Aslı Hanım, bizim programımızda sunumun önemi yok mu? Sunumun önemi var. O zaman? Ben onu söyledim. Beni dinlemiyorlar artık, ben de kendimi yemeğe verdim. Biz de sunumun basitinden bahsediyoruz siz. Sunum basit yani değil. Bize öyle geldi Aslı Hanım. Yani bak benim masama göre bak, bu masa basit. Çeşit, bak çeşit ayrı bir şey, sunum ayrı bir şey. Anladın? Sendeki çeşit kimsede yoktu. Eğri otur doğru konuş. Artı çok lezzetliydi. 22-18 yani, yarışıyoruz. Aslanım ben mesela cam kullanacaksam porselen bile koymamaya dikkat ettim mesela. Evet. Koyduysam e ben de onu söyledim. Şöyle orada bir şey var. Şimdi var dışarıdan diye gelen bu şey. Evet. Şunu aktaramam. Gümüş değil. Fellah köfte ya değil mi Gamze Hanım? Evet, evet fellah köfte. Onun koyduğunuz mesela tabak çok uyumsuz. Ben mesela Kıbrıs tatlısını gülerek anlatacağım yanlış olmasın ama hani yanlış anlama. Bardakla çıkardım koyduğum kaptan. Bardakla çıkarıp üzerine mandalinler, nişastalı bir sos yaptım. Onun üzerine de orman meyveleri, nanelerle uğraştım. Tabii canım koskoca bir makarnanın da bunları yapman lazım da yapmazsan ayıptı. Makarnasının değildir. Yoksa ben makarnanın kralını yapıyorum zaten. Vallahi ben çok mecbur kalmadığım sürece makarnayı akşam bile yemiyorum. Oraya çatala dolamış, sunulmuş, restoranda görmüş, onları da götürmüş, bizim önümüze sergilemiş. Sen bir el açması baklava yapmışı, diğerlerini atıştırmalık yapmışı, sergilemişi götürmüş. Oraya yap bir el açması börek, bir şeyler yap da biz yiyelim. Kokoreç zaman... yaptım, karınları doysun diye. Sonra daha sunumlu bir sofra kurdum. Evet. Ama yok arkadaşlar, yani bir öyle bir cephe kurup gelince dünyayı sersem beğenmezler. Hayır canım, ya, inan cepheyle gelmiyor. İzleyen görecek. Doğru nokta bu işte, izleyen görecek gerçekten. Çünkü çok yansıyor, bak her şey çok yansıyor, merak etme yani. Senin gerçekten iki gündür öyle bir... nasıl diyeyim, mesela Aslı Hanım öyküm bana daha düşük verdi, tamam mı? Tamam. Ondan sonra işte Gamze bana daha yüksek verdi. Doğru. İşte öyküm Pervin'e daha yüksek verdi. Şöyle bir şey, Pervin'e ben masanda şöyle bir şey söyledim mi? Yok sunumunda, yok bilmem neydi. Bak Gamze'nin sen, bak bizim için emek vermişsin. Şey gelmiyor, dur. Samimi gelmiyor mesela. Dur. Mesela bak ben misafir ağırlarken gerçekten ben kamera arkasında çok güzel ağırladım. Benim misafirim olarak ağırladım. Hı hı. Biz bugün ben misafirliği de göremedik. Bak biz evet burada neden bir terlik bulamadık. Ben neden? 30 tane terlik aldım evime koydum. Tatlım belki senin evinle benim şey evim aynı değil. Bebeğin dört tatlı evde başka yani. Başka bir yerdeyken ben sana yetişemiyorum. Yani de böyle şey, bugün acaba hazırlandığından mı bilmiyorum ama böyle hani şey...
bir böyle bize sert geldi. Çok geldiğimizde de öyle. Nesi sert geldi? Acaba telaşı, soğuk, stresi... Aslında onu bizde yaptılar. İlk gün ya. Ben ilk yani gün yaptım. Dün ben de aynı şeyi hissettim. Ben çok kötüyorum. Bir saniye. Bak dün ben de senden aynı şeyi hissettim. Sen de böyle hissetmeme rağmen hiç yani bunu sonucuna yansıtmadım. Yani yoruldun, ettin, sana da yansıtmadım. Ama Pervin o kafayla bizi var ya gerçekten ağırladı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey var. Bir saniye. Bunların yeri puanlama değil mi? Tamam. Ha? Evet, puanlamada konuşalım. Yani haksızlığa doğru ilerlediğimizi görüyorum. Yok, puanlamada konuşalım. Gerçekten. Onlar puanlarını verirken zaten her şeyin matematiğini yapacaklardır. Yani şurada... Eminim ki hakkaniyetli olacaktır. Bu arada bu kokoreçin hikayesini de... tanışma hikayenizi de, o serüvenini de düğününü izlerken. Tamam, orada anlatayım. Orada anlatayım. Orada geçelim o hikayeye, tamam. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Çok klasik şeyler yapıyorlar. Ben farklı sunumlar sunmak istedim açıkçası. Farklılığı seviyorum, herkesin yaptığı şeyi yapmıyorum.